Diyor ki benim 200 gram altının var, 2000 e eurom var. İşte biraz Türk lirası olsun, biraz işte döviz cinsinden doları olsun falan. Bunların hepsini altına çevirip mi vereceğim diyor. Yoksa hepsinin değerini ortaya koyacağım, yüzde iki buçuğunu zekat olarak mı vereceğim? Biraz kafam karıştı demiş. Evet. Bir defa biz nisaba nasıl belirlemiştik? Demiştik ki, 24 ayar üzerinden 80.18 gram altın değeri nisaptır demiştik. Dolayısıyla başka birikimler varsa, kişinin altını varsa, gümüşü varsa, parası varsa ya da dövizi var ise bunların hepsini kişi toplar ve 24 ayar üzerinden 80.18 gram altın değerine ulaşırsa bu takdirde bu kişi nisaba ulaşmıştır ve üzerinden bir yıl geçtiği zaman da bunun zekatını yüzde iki buçuk oranında vermekte mükellef olur. Burada bir hatırlatmada bulunalım. Hani bir boşluk kalmasın diye ben buna çok dikkat ederim. Parayı ayrı hesaplamak yok. Yani para ayrı hesaplanmaz. Döviz ayrı hesaplanmaz. Altın ayrı hesaplanmaz. Gümüş ayrı hesaplanmaz. Hepsi birlikte bir havuza konur. Hepsi birlikte hesaplanır. Diyelim ki 20 gram altını var. Kaç lira etti şu. Ne kadar döviz vardı şu kadar. Onu da oraya ekler. Ne kadar nakit parası vardı buraya ekler. Ne kadar gümüşü vardı onu da buraya ekler. Yani hepsini oraya ekleyecek. Ayrı ayrı hesaplamayacak. tekrar Onun üzerinden yüzde Bunun üzerinden nisabı bulacak. Peki efendim. Murat Bey şöyle demiş. Benim 13 tane cumhuriyet altınım var. 20 gram normal altının var nasıl zekat kaçını zekat vereceğim diye burada nisabı aşan meblağının yüzde iki buçunu evet aynı aynen 13 tane cumhuriyeti kaç gram ediyor 24 ayar üzerinden bunun bir değerini hesaplayacak e, şu kadar ediyor Şuna, şu kadar ediyor efendim e, ve yüzde iki buçunu verecek nisabı geçtiği takdirde.